Merhabalar. Yeni bir videomuzdan merhaba. Bugün abine ne yapacağız? Çilek. Çikolatalı çilek yapacağız. Evet. Şöyle yemek, pastalarda, kurabiyelerde kullanılan damla çikolatalarımız var. 2 paket aldık. 1 kilodan fazla çileğimiz var. Şöyle gösterelim. Yıkadım. Tuzun içine biraz beklettim, yıkadım. Bu mevsimin çikolatalar da bayağı bir büyük. Şöyle göstereyim yani. Çikolata demeye bir de şahit lazım. Çilek demeye. Şöyle biraz kurusun istiyorum. Sonra ya tavlu da üstüne biraz kurutmaya çalıştım. Şöyle bir telim var benim. Bu pastaların üstüne indirdiğimde damlasın diye, altı akmasın, yapışmasın diye. Önce bunun üstüne koyacağım. Sonra da şöyle kağıtlarım var, onların içine koyacağım. Bakalım nasıl yapacağız. Bir deneyelim çileklerimizi. Her çikolatadan daha da olmuyor aslında. Her çikolata da iyi sonuç vermiyor. Şöyle ben mutfağımın ışığı da iyi değilim, ayarlayayım. Yapmaya başlayalım. Ben böyle bir tane tenceremi, küçük bir süt büyük vardı. Onun içine küçük bir kasemi olacak şekilde, ağzına oturacak şekilde ayarladım. Çikolatayı ekleyelim. Bakalım nasıl olacak. Erimeye başlasın değil mi? Eriyor bile. Eriyor mu? Hangi tabağın? Hangi kaşık? Şu kaşık mı? Dur, bir kaşık vardı. Spatulon var. Spatulon. Şu var, bak şunu. Tamam. Gel. Gel tanıyalım ben. Tamam, da ben yapayım. Yavaş yavaş bekle, sabırlı. Erimeye başladı mı? Eriyor burada. Bu olacak mı? Olacak. Dur biz şeyi bir tarafa alalım. Batıracağız, işin ortasına oynayacağız ya. Daha eskiden bir şey yaptım. Altına da şöyle alüminyum folyo yaptım. Damlamasın diye. Kalkalar olsun diye. Böyle ayakları da açılıyor. Tikemax almıştım galiba. Tikemax diye bir kampanya var. Şu anda açık değil mağazalar maalesef. Eski bir şeydir, aldım. Zaten çok sıkı alışveriş yapmayız biz. Ay, ezemeye bak. Bastırdın mı? Yok, bastırmadım. Tek böyle yapıyorum. Korktun mu? Yoklamam. Bak biraz fazla, dur ben suyu birazcık çıkarayım. Hı. Böyle olursa her yeri dökeriz kızım. Biraz daha çıkartalım. Ha, suyu tuttu, söndürmüş öyle. Dur. Su söndürdün mü? Bitti. Çok kısık ayarda erimeye başladı. Şöyle göstereyim. Aslında her şey de, her çikolata da olmuyor. Bazıları pütür pütür oluyor. Bakalım bu nasıl olacak? Anneciğim. Aslında benim izlediğim tariflerde kiminde diyor şeyle koyun, az bir tereyağı koyun parlasın. Kimi şey diyor ama tadı olarak nasıl olur bilmiyorum. O yüzden de hiçbir şey katmayacağım. Tek çikolata açıyor ki. Beyaz çikolatamız var. Şurada. Sonra bir yapak mı? Bunu da çikolata, beyaz çikolata deneyelim mi? Ne yapalım? Sonra da. Evet. Bunu deneyelim, bir de beyaz çikolata deneyelim. Aynı tabak var ya bizde de bundan. Diyorsun. Hı? Beyaz çikolata var da. Süt çikolatası. Evet. Bu ikinci paketi koyar mısın? Hı. Şimdi az oldu. Az oldu ama bakalım nasıl, şeyde nasıl olacak çikolatanın üstünde. İyice erisin. Açık etmeyelim. Çay da bir yana fokur fokur kaynıyor. Çay suyu bitecek. Hı. Suyu kaynatayım da. Yemediniz bile. İçmedik bile. He. Çay saati arkadaşlar. Bir yandan da çayımızı da yapalım dedik. He. Değişik bir de. He. Çayla hep yani sonra. Önceden denemiştim. Böyle pek böyle verimli olmamıştı. Geçenlerden de bir arkadaşın sitesinde gördüm aslında. Şeyden Belçika'da yaşayan bir sohbetli tarifiyorum diye bir bayan var. Ama gerçekten de hoş sohbet, çok hoşuma gitti, samimi bir bayan. O yaparken gördüm, dedim abi de deneyim, neden olmasın. Bayağı da yani şey açıklamalı yapıyordu. Güzel de zekiyor ama. Bayağı eridi. Bir deneyelim bir taneyi abin. Hı? Hı. Biz bir de peçete alayım, kurutayım bunları. Deneyim de biraz. Daha fazla alayım. Daha pişiyor. Hı? Daha pişiyor diye baktım da daha pişiyor. Şöyle bir tane alayım, kurutayım kağıt tavluyla. Bakalım. Bir taneyi
kandıralım dur. Görünüyor mu bilmiyorum. Görünmüyor ama. Kuş olmaz. Kız görüyor. Gerçekten de. Size gösteririz ama. Pürüzsüz görünüyor. Abi sence? Yapraklarını döktük kız. Aslında o şeye batırdımıştı. Biz öyle yapabildik. Evet. Bu uçlarına kürdan batırmıştı. Daha kolay kopmadan yapsın diye. Bak kameranın önüne şey gel. Spotla gel hiç gözükmüyor. Şöyle gösterelim. Şöyle. Mis mis. Şöyle. Bakalım. Yaprak mı dedi? Bir tane yaptık. Yaprak. Hı? Çok güzel. Çoklat strawberry. Adı var mıdır İngilizce? Çoklat strawberry. Çoklat strawberry. Strawberry. Vallahi güzel görünüyor kadın. Ben çok hoşuma gittiler. Yani pürüzsüz görünmesi lazım ya, böyle parlak. Anne beyaz daha çikolata gerek. Aha bence de ama dur bakalım şunu bak hadi. Hadi. Beyaz çikolata da var. Anneciğim her tarafına sürülsün. Bugün Hasan da böyle huzursuz, tadı yok, bize çatıp duruyor değil mi? Ne istediğini bilmiyor. Huzursuz olduğunda o çocuk da diyor ben hastayım, ben herkes bana hizmet etsin. Hastalığı çekilmiyor Hasan'ın ha. Hem de birisinin evine gidiyor. Ya oluyor huzur hiç hali yok diyor, ben böyle birinin evine gezmeye gideyim. Oğlum hele alıp yap dinle. Hani hiç sıcak değil mi? He? Sıcak değil mi? Yok sıcak değil aslında. Benim elim yanmıyor çünkü değmiyor. Aferin ben uklarından tutuyorum. Çikolata ya çikolata ne dedi sen yanmadın. Yok ben. Yanmıyor sıcak değil öyle. Öyle değil. Annemin de elleri biraz tuhafmış. Hep soğuk bence. Hep soğuk onun böyle. Çünkü hep sıcak bir şey dokunsun. Anneler demek daha dayanıklı. Dört tane yaptık. Bakalım. Bizim mesela çikolata koyarız, sonra da beyaz çikolata koyarız. Beyaz çikolata, bu olan. Beyaz çikolatanı da deneyeceğiz biz. Bir bu de, değişik bir tane ama. Değil mi? Hı hı. Bizim damla çikolataları yemeklik. He. Şeyden aldık. Lidl'dan aldık. He. Kürdan yapsaydık daha kolay olacaktı. Bu olan beyaz çikolata böyle. Aslında harbiden biraz sanki böyle topaklanmaya başladı ha. Acaba içinden su mu geldi, ne oldu bu çileklerden? Çok fazla şey. Hı? Çok fazla pişiriyor nasıl? Şeyi. Çünkü zaten demiştik ne, kaynamaması lazım ki ne, topaklanmasın, parlak parlak dursun. İyi, sana söyledim. Yavaş yavaş, sadece erimesi lazım dedim. Şimdi biraz bırakacağız, şimdi topaklanıyor ya erimizce. Biraz bir şey olsun, kendine gelsin, iyice karıştırın. Çok az kaldı zaten. Şunu alayım. Bundan sonra da beyazını yapak. Tamam. Hı? Ne yapak hepsini bir şey. Çikolatalı mı yapak? Ha, yemezlerse biraz da çilek kalsın öyle. Ha? Kaç tane yaparsak yeter. Bize göre. 6 tane çikolatalı, 6 tane beyaz mı? Olabilir. Hı? Ne diyor? Ooo bu çok kötü oldu. Ay Allah'ım yarabbim. Bu böyle bulamaç gibi bir şey oldu. Anne. Nasıl? Öbürü iyi oldu da bu bulamaç gibi oldu. İçine düştü ya. Çileke ne yaptın? Vallahi bilmiyorum. Çilek ne oldu? Bulamaç. İçine düştü. İçine düştü. Diğerleri çok güzel oldu şey da. Şey de güzel ama. İlk olamayacak güzel oldu. Hmm. İlk olan bak çok parlak oldu değil mi? Hmm. Bak bu da düştü ya. İçine düştü. Bak topaklandı ha. Bu hiç yapılır mı artık? Böyle topak topak oldu. Pişti iyice. Bilmiyorum ne olduysa. Üstüne iyice oturdu. Hatta suyun altında bile değil. Böyle sucuk kaynadı, iyice ısındı. Ha. Topak topak oldu. Gerçekten yani. Rızkı bir yaprak da olmuş. Çikolata yapması çok zor. Bir tane küçük. Şunu iyice üstüne suyum sıvayım da bunun araya gitmesin. Sonra da çiçeği olana geçecek. Beyaz çikolata. İnşallah bu olan öyle olmaz. İşte bilmiyorum hiç beyaz da yapmadım. Sen yap hiç bilmiyorum yani. Olur mu olmaz mı? Bunu da deneyeceğiz işte. Oo, bu nasıl oldu? Bu ne ya? Bayağı bir acaba en iyi çikolata hangi markadır burada? Ha?
O bayan demişti, ben dedi şeyden ya, aldım, Amazon'dan önce aldım, değişik bir çikolata dedi, her çikolata olmuyor. Adı da öyle yabancıydı şeyde. Kendi ülkesinde işte, yani hangi ülkede kalıyorsa o ülkenin çikolatasıydı, öyle bir şey söyledi. Biz de hele bakalım İngiltere'de ne olacak? Yani bu sıcak oldu, onu şey yapalım. Bir tane daha kase vardı öyle abin. Burada. Şimdi de beyaza geçtik. Anne bunu kullanmayacak mı? Onu kullanacağım şey, spatolayı yıkarsak tamam lazımdır. Beyaz çikolataları için atın erirken hemen beyaz spatolayı yıkayayım. Bir de spatolam yok. Tamam. Dur, ben yapayım. Şimdi şeyi Çilekler onu da çok şey bana. Kuru olması lazım. Hiç sulanmaması lazım. Ateşin üstüne koyar. Beyaz çikolatalarımızı eriyor. Ha, ermeye başladı. Sadece beyaz çikolata. Bu yemeklik değil, yemeli de. Bu yemelik, yemeklik değil de böyle şeylik kuki için falan değil yani. Bisküviler için özel satılan damla çikolata değil. Normal çikolata. Normal çikolata. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Ha? Beyaz olur mu? Beyaz çikolata. Bunlardan. He, olur mu diyorum sana? Var bunlardan ama bunlar güzeldi. Bak şu 3-4 tanesi çok güzel oldu abine. Gerçekten bunlar 4 güzel oldu. O kıvamın demek ki o kıvamda yapılması lazım. Çünkü şu iyi olmadı. He. Kendimiz eleştirdik. Bak bak. Gerçekten, hı? Çok güzel. Parlak. Hı hı, onlar parlak böyle güzel. Kurumuşlar mıydı? Kurumuşlar mıydı? Bunlar? No. Biz de dokunduk. Bak kurmamış işte. Böyle şimdi kurur mu? Biraz beklemesi gerekiyor. Beni hemen de heyecanlandırdın abi. Ben de dokundurdum parmağımı. Daha kurulmamış onlar. Ama çok kuru gözüktüler. Nasıl anne altı öyle çıkacak. Altı böyle çıkacak. Altı böyle çıkacak. Bilmem öyle mi? Çizgi çizgi mi olacak diyorsun altı? Bilmem. Anne çok sıcak. Ben sarmam diye. Her iki. Ama beraber hep bir tane. Şey vardı böyle süs de vardı. Üstüne süs de atabiliriz bunların ha beyazların. Şeyi. Süs yok mu? Şekerler. Abim bitirdik. Yaptık bitti ama nasıl oldu bilmiyorum. Gel gel bak hele. Evet bak mesela şu şöyle güzel oldu vallahi güzel oldu bu. Bu da yani olmadı. Bunlar çok bu tarafı çekmeyik. Bence şu tarafı çekelim. En son halinde bir kutu şey koyduk mu? Gösterize. Bak bunlar düz çıktı. Abin ilk yaptıklarım böyle hem bir ilk sıcaklıkta yapılanlar pürüzsüz güzel çıktı. Ama sonra biraz hemencik birazcık şey oldu mu pişti mi böyle kaynıyor mu ne oluyorsa topak topak oluyor çikolata şöyle. Ya çok çikolatayla yapacaksın. Bol bol değil mi? Belki ondan mı acaba oluyor? Bir sorun oluyor ama ne bileyim biz de anlamadık. Bunu maka yapanın püf noktası vardır ama biz yine de sevdik, beğendik. Şimdi biraz kurusuna paket alacağız. Bak daha çok yumuşak şuraya bir dokunayım dedim. Çok yumuşak. Bunlar soğusunlar. Pakette alayım. Son halini göstereyim size. Sevmem bir tane. Abinin tadına baksın. Biz bu kadar çekip yaptık. Abin tadına baksın.
üstünde videomuzu, çekimimizi yapalım. İşte son böyle görünüyorlar. Tabağı aldık değil mi abin? Hı. Biraz daha yumuşaklar sanki değil mi? Hı. Daha tam su kurmamış. Ama iyice kurursalar. Daha mı iyi olurdu? Değil mi? Hadi ye bakalım, tadına bak. Nasıl tadı? Ne benziyor tadı abin? Söyle. Ne gibi? Çikolatayla çilek karışımı bir şey mi olmuş yoksa? Güzel. Güzel. Hmm, yum yum yum. Bence enfes olmuş, senin yemenden belli. Ha, abimiz de geldi. Bence herkes denesin değil mi? Annelerler, kızlar zaman geçirsinler. Öyle mi? Hı. Bu arada benim telefon tutmak kolum da kayboldu. Self-stick değil mi? Hı. Bulamıyoruz. Kaç gündür ortada görünmüyor. Kaybettik. Yenisini alırız. Hadi buradan veda edelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hı. Evet, son hali böyle. Küçük şeylerin içine koydum, kek kalıplarının, kağıtlarının içine de böyle indirdim. Fazla kalabalık oldu galiba tabağım. Böyle aynen indireyim. Görünüm olarak böyle oldu. Fena değil ama tabii ki çikolata daha iyi olursa daha kaliteli olacağını düşünüyorum. İlk dördü çok iyi oluyordu. Böyle parlak, şunun gibi parlak işte güzel çıkıyor. Ondan sonrası da böyle bir topaklanma oluyor neyse. Kuruyor sanki. Halbuki altı halen yanıyor. Halen çok sıcak. Ama bilmiyorum, bir püf noktası kesin onun da vardır da işte bilmiyoruz. Neyse. Pazarda işte tereyağı falan da hiç onu denemedim aslında. Biraz sıvı yağ damlatın, yok tereyağı damlatın da denemedim çikolatanın tadını değiştirir diye. Böyle. Bugün de abinle bunları yaptık. Beğenip like atıp ve takip ederseniz seviniriz. Başka bir videodan görüşmek üzere.